Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Hava Yolları hisse değerlendirmesi ile karşınızdayız. Daha önceki videolarımızı takip eden değerli takipçilerimiz biliyor ki teknik açıdan hisse fiyatlamasını 157 çanak katlama bölgesinden beri yukarı yönlü takip etmeye devam ediyoruz. Teknik açıdan vermiş olduğumuz 211.6 seviyesi olan değerlemeyi hisse fiyatı teknik açıdan dün en yüksek gördüğü seviye olarak 211.9 seviyesinden tamamlamış oldu. Yani çanak katlama hedefini tamamlayan hisse fiyatlamasında bugün tekrar bu hafta zorlamasına rağmen üzerine atamadığını görüyoruz. Hisse fiyatı bu değerin üzerine atamadığı sürece kritik olarak bir düzeltme eğilimi içerisinde olabileceğini ifade edelim. Teknik olarak baktığımızda hisse fiyatlaması zirvesini gördükten sonra artık geri çekilme alanları oluşturma eğilimi içerisine girebileceğini hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Teknik açıdan yine eğilim olarak baktığımızda şu bölgede arkadaşlar bir gap boşluğu bıraktığını görüyoruz. Hisse fiyatlamasının yukarı doğru hızlı kaçarken şu bölgede bir gap oluşturdu ki bu gap 193.9 ve 201.2 seviyesinde olduğunu ifade edelim. Şöyle sarı boşluk olarak göstereyim şu bölgeyi. Hisse fiyatlamasının teknik düzeltme eğilimi içerisine girdiği takdirde 201 lira ve 193 lira arasındaki bu boşluğu alma eğilimi içerisinde olacağını ifade edebiliriz. Tabii ki bu 211.6 seviyesinin altında kaldığı sürece bu şekilde negatif bir baskı altına girebilir ki bugün baktığımızda normalin altında bir ortalamada giden hacimsel bir güç kaybıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Ve hacim şu an için kırmızı olarak devam ediyor. Teknik açıdan aşağı doğru atılmış bir iğne de söz konusu. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 207.4 seviyesi. Kritik destek seviyesi olarak hisse fiyatlamasında karşımıza çıkacak arkadaşlar. Onu şöyle daha yakın plan, şöyle sayfayı biraz daha büyüterek şöyle yakın plana aldığımızda teknik açıdan arkadaşlar hisse kendi stop seviyesini zaten belli etmiş durumda. 207.3 seviyesi kritik destek seviyesi olarak takip edilebilir Türk Hava Yolları hissesinde. Bana göre bu nokta kırılma eğilimi içerisine girerse bir alt bölgeye 201 liraya kadar sarkar. O bölgede tutunup tutunmayacağı önemli olacaktır. Zira altta gap boşluğunu hızlıca alma eğilimi içerisine girebileceğini tekrar hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bu noktada yine saatlik periyotta bizim klasik olarak ortalamalarımızı takip edeceğiz dersek 208 ve 207.3 ve 205.2 EMA21 destekleri var. 208 EMA13 desteği, EMA21 desteği 205.2'de saatlik periyotta. Bu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederim. 15 dakikalık periyotta yataya sarmış bir üçlü tepe blokaj bölgesi görüyoruz. Yani şurada bir blok kurulmuş durumda. Bir solumuz, bir baş, bir sağımız oluşumu var. Teknik açıdan hisse fiyatlaması yine ifade edebiliriz ki 207.3 desteğinin kırılması halinde bu bölge kadar aşağı düşeceğini ifade edebiliriz. Bu noktanın da yaklaşık olarak baktığımızda 4 lira gibi bir marj açacağını yani aşağıya doğru negatif yönlü 4 liralık bir düşüş gerçekleştirme etkisiyle birlikte 203'lü fiyatlara doğru geri çekilebileceğini ifade edebiliriz teknik açıdan hisse fiyatımızın. Kısa ve dar alandaki bu hareketlerini bu şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yine özellikle EMA21 seviyesinin üzerinde gücünü koruma eğilimi saatlik periyot için söylüyorum. Tabii grafik 15 dakikalık yanlış anlaşılmasın. 205 liralık direnci desteği güçlü şekilde devam ettirebilirse ne ala bu arada da mümkünse yani 211 liranın üzerine atarsa tamam elde tut sinyali üretmiş olur. Devam edebilir ama sanki bu noktada biraz dinlenme eğilimi ve bırakmış olduğu gapı alma eğilimi gösterecek gibi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hisse fiyatlamasını dikkatli şekilde takip etmenizi özellikle öneriyorum arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda Türk Hava Yolları hissesinin şöyle dolar bazlı grafiğini de ben açmak istiyorum arkadaşlar. Yani dolar bazlı grafiğinde de zirve bölgelerine yaklaştığını görüyoruz. Yani geçmişte mesela 2023 yılında gördüğü en büyük zirve bölgesi işte 8 dolarlar, 8.29, 8.27. Şu anda hisse fiyatlaması en yüksek 8.07 bölgesini görmüş. Bu noktada da artık çanağı hemen hemen neredeyse tamamlamış gibi bir
eğilim çıkıyor. Yani şu bölgeyi tamamlar mı göreceğiz. Yani tamamlayabilir de tamamlamayabilir de. Ama bu noktada doların biraz geri gelmesi bu çanağın tamamlanmasını sağlar zaten. Teknik olarak baktığımızda doların şu anki fiyat kuru ne durumda bilmiyorum ama hemen şöyle baktığımızda 26 lira mesela 25-50'ye falan gelse dolar direkt zaten şu bölgeyi tamamlamış olacak. Yani bunu da hesaba katarak Türk Hava Yolları'nda ona göre programı planı yapmak gerekir. Ha, bu noktadan sonra yukarı gitmez anlamını da ifade etmiyor arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben sadece hani zirvesel anlamdaki yolculuğunu tamamlama eğiliminde olan bir harekete şahit olduğumuzu düşünüyorum. Bu noktayı da bu şekilde ifade etmeye çalıştım. Kesinlikle al-sat anlamında değil, grafiksel olarak son durumuyla alakalı analizimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuç itibariyle bu hareket alanlarını ezberler veya stop belgelerini belirlerseniz herkes kendi kararını kendisi verme eğiliminde olmalı. Teknik açıdan baktığımızda 7,95-94 dolar üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması gücünü korumaya devam eder. Eğer bu bölgeyi aşağıya kırarsa tekrar düzeltme eğilimi içerisine girebileceğini ifade ederiz. Bizce durum bu şekilde değerlendirilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar TL grafiğine dönecek olursak TL grafiğinde ise durumlar zaten genişçe bir şekilde ifade etmiştik. Bakalım son durumu nasıl oluşacak ve devam edecek. Teknik açıdan hep beraber göreceğiz. Teknik olarak zaten endeksin etkili kağıtlarından olduğu için endekse katkısı veya negatif etkisi de olan bir hisse. Bu yüzden klasik olarak hareketlerini takip etmek önemli olacaktır. Ha, bu noktada düzeltme sertleşir ve derinleşirse ne olur'a gelelim arkadaşlar. Ondan hiç bahsetmedik. Aylık piyot değeri 177 lirada arkadaşlar. Yani hisse fiyatlaması teknik açıdan bu bölgeyi sert bir düzeltme eğilimi içerisine girerse bahsettiğimiz anlamda yani gap boşluğunu alıp da yetinmeyip tekrardan aşağı sarkma devam ederse aşağıda aylık piyot değeri olan 177,4 seviyesine kadar gelme ihtimali mümkün olur. Bunu göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Zira baktığımızda teknik açıdan hisse fiyatlamasının alt bölgedeki hani şu trendi takip eden ortalamaların yukarı yönlü eşlik etmeye yelpazeyi tamamen açtığını görüyoruz ve aralarında da oldukça rakamsal olarak mesafeler olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 10'ar liralık mesafeler açtığını görüyoruz. İşte bu mesafelerin geriye dönük test edilmesi veya onay anlamında bir ziyarete uğraması söz konusu olabilir. Bu noktada da hisse fiyatlamasının aylık R2 seviyesi olan 207,60 işte 207,3 demiştik destek. Bakın bu bölge çok kritik. Hani 207 liranın altında bu ise düzeltme eğilimini bir nevi onayını almış olur görüntüsüne sahip olduğunu tekrardan hatırlatıyorum. Videoyu biraz uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın bu yüzden. Ama teknik açıdan gördüğümüz her şeyi ifade etmeye ve anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı ve etkili bir değerlendirme olmuştur. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.